Şimdi sayın seyirciler, 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na götürelim sizi. Birçok yeni ürünün ilk kez görüntüye çıktığı fuarda Mücahit Topçu bizi bekliyor. Detayları alacağız kendisinden. Kaan Temeltaş, evet, senin de söylediğin gibi 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ikinci gününde de devam ediyor. Kameraman arkadaşımla birlikte biz de şu anda o fuarda sergilenen ürünlerin yanı başındayız. Burada oldukça büyük askeri araçların, tankların, zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğunu ifade edebiliriz. Şu anda ekranlarınıza gelen bu araç işte Türkiye'nin üretmeye çalıştığı Altay tankının bir prototipi. Önümüzdeki yıllarda bu tankı operasyonel faaliyetlerde görebileceğiz. Saha koşullarına uygun hale getiriliyor bu tank ve %60 tırmanma kabiliyetine sahip, engebeli araziler olsun, sulu arazilerde olsun ilerleme gücüne sahip, oldukça gelişmiş bir tank modelinin olduğunu ifade edebiliriz. 4 metre su altı geçişinin de bulunduğunu belirtelim. Tabii sadece bunlar değil, üzerine konulan mekanizmalar ve silah sistemleriyle de birlikte oldukça donanımlı bir araç olduğunu belirtelim. Mayın koruma, parçacık kalkanı, lazer tespit uyarı sistemi gibi birçok özelliği bulunuyor. Hemen yanı başımızdaki bu araç ise Leopard tankı. Leopard tankının geliştirilmesinde de Türk mühendisleri önemli görevler yürütüyorlar ve işte bu Leopard tankı da burada sergilenen ürünler arasında dikkat çekiyor. Hemen bir diğer yanı başındaysa Fırtına obüslerinin üst versiyonu olan Fırtına 2'yi görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse işte bu Fırtına 2'ler şu ana kadar 3 adet teslim edilmiş durumda ve o yıl sonuna kadar da 30 adedinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini ifade edebiliriz. Fırtına obüsleri, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki bölgelerde çok sayıda kullanılmıştı. Oldukça faydalı araçlardı ve bir üst modeli Fırtına 2'nin de şu anda İDE fuarında görücüye çıktığını ifade edebiliriz. Yakın mesafedeki tehditlere karşı uzaktan kumandalı SARP sistemiyle de entegre haline geldiğini belirtelim. Barut koşullandırma sistemi eklendi ve yüklemesi otomatik hale getirildi Fırtına 2 obüslerinin, bunu ifade edebiliriz. Hemen yanı başında Fırtına 2 obüslerinin hemen yanı başında yer alan araçsa işte bu şu anda ekranlarınıza gelen Altu aracı, zırhlı muharebe aracı ve hemen bir diğer yanında da yine Altu'nun zırhlı personel taşıyıcısını görmeniz mümkün. Zırhlı personel taşıyıcısı bulunan şu anda ekranlarınıza gelen Altu 112.7 milimetre uçak savar üzerine eklenmiş durumda ve 400 hazır mühimmatı bulunuyor. Şu anda ekranlarınıza gelen bu 8x8 zırhlı muharebe aracı da 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yine 35 milimetre çift beslemeli top ve 100 adet hazır mühimmatı bulunuyor. Oldukça önemli ve oldukça aktif bir şekilde kullanılabilecek bir araç. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelerek bu tankların, bu zırhlı muharebe araçlarının ve zırhlı personel taşıyıcılarının açılışını gerçekleştirmişti. İlk kez görücüye çıkan araçlardan biriydi. Prototip olarak üretiliyor. Önümüzdeki günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan araçlardan biri. Hemen yanı başımızda bir diğer araç Amazon, otonom olarak geliştirildi. Ne demek yani otonom? Hem sürücülü hem de o insansız bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip bu Amazon. Üzerine konan hemen bir drone görüyorsunuz. İnsansız hava aracını görüyorsunuz. İşte o insansız hava aracıyla birlikte hem karada hareket edebiliyor hem de insansız hava aracı bu aracın üzerinden hareketlenebilip keşif ve gözlem faaliyetlerinde bulunabiliyor. Türkiye'de zırhlı insansız kara aracı olarak üretilen ilk araç olarak dikkat çekiyor. Seri üretime de hazır bir araç olduğunu belirtelim. Nesne takibi, 3 boyutlu algılama, keşif, arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça aktif bir araç olduğunu belirtelim. Şu anda ekranlarınıza gelen bu araçsa Kirpi 2 Meti, yani mayın ve el yapımı tespit ve imha aracı. Oldukça kapsamlı, fonksiyonel bir araç olduğunu belirtelim. Zaten Kirpi 2 araçları operasyonel faaliyetlerde kullanılan araçlardı. Üzerine eklenen bu kol sayesinde, robotik kol sayesinde de önünde bulunan mekanik ve
bu mekanik kol sayesinde önünde bulunan bombaları, el yapım patlayıcıları imha kabiliyetine sahip oluyor. Hemen şöyle kapısı açılıyor mu bakalım, içerisinde gösterme imkanımız sahip olursa kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Görüyorsunuz Kirpi 2 Meti aracının da içerisi bu şekilde. Araç oldukça donanımlı bir şekilde fonksiyonel hale getirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre hazır hale getirilmiş ve burada sergileniyor. Robotik kol oldukça önemli. Ekiplerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri bu noktada araçtan inmeden el yapım patlayıcı ya da mayın arama görevini işte bu araç sayesinde, mayın temizleme ve el yapım patlayıcı temizleme aracı sayesinde rahat bir şekilde imha edebiliyor ve böylece olası yaralanmaların, olası can kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor. Bunu da belirtelim. Hemen bir diğer araçta şöyle gösterelim. Bu aracın ismi de Kaplan MT. Endonezya ile varılan anlaşma çerçevesinde üretildi. Endonezya için üretiliyor aslında bu araç. Bir tank sınıfında olan bir araç bu. Ve bu yıl itibariyle artık seri üretime geçmiş durumda. Yine oldukça kullanışlı ve fonksiyonel bir araç olduğunu da ifade edebiliriz. Toplamda 20'ye yakın aracın Endonezya için üretileceğini belirtelim. 10 adedi Türkiye'de üretilecek, 8 adeti de Endonezya'da üretilmiş olacak. Zırhlı amfibi hücum aracını da hemen ekranlarınıza getirelim ve yavaş yavaş da yayınımızı noktalayalım. İşte zırhlı amfibi hücum aracı da özellikle operasyonel faaliyette personellerin hareket kabiliyetlerine ve personellerin ihtiyaçlarına göre üretilmiş durumda. İçerisinde 10 kişi ve personelle birlikte çok sayıda kişinin bulunabileceğini ifade edebiliriz. Personeller, askeri personeller bu araç üzerinde hareket edebiliyorlar ve olası operasyonel bölgelerini işte bu araç üzerinden sevk yapılıyorlar ve harekatlara dahil oluyorlar. Zırhlı amfibi hücum aracı da yine İstanbul'da 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkmış durumda. Bugün ikinci günü ve birçok aracın ilk kez İDEF Fuarı'nda sergilendiğini hatırlatalım. Söz yeniden merkeze bırakalım Kaan.